Tekrar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bildiğiniz gibi kanalımıza daha çok deneyimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Buna ek olarak da tanıdığımız veya burada tanıştığımız arkadaşlarımızı, eğer bir konuda bilgileri varsa ve size katkı sunabileceklerse videolarımıza oldukça dahil etmeye çalışıyoruz. Bugünkü videomuzda da gene burada tanıştığımız bir arkadaşımızı dahil ettik. Kendisine rica etti, sürecini bize anlatmasını istedik. Arkadaşımız daha öncesinde Türkiye'de elektrik mühendisiydi. Burada gelip Seneca College'da okuyup şu anda işe girdi. Bu süreci anlatmasını istedik çünkü herkesin aklında bir soru işareti olabiliyor Kanada'ya gelirken. Bir okul yoluyla geliniyor bir şekilde. Buraya geldikten sonra iş bulabilecek miyim kaygısı herkesi düşündüren bir konu. Okulunu bitirip okuyup daha sonrasında işe başvurusu ve nasıl bu işe girdiğiyle ilgili kendisinden sürecini bize anlatmasını, sizlerle paylaşmasını rica ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. İşte kendi sürecini anlattı, evine misafir etti bizi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir konu var. Burada bizim de çok kafamıza takılıyordu bu. Büyük ihtimalle izleyicilerin bir kısmını da düşündürecektir. Bu Kanada deneyimi olayı. Furkan'ın burada bir deneyimi yoktu ama işe girebildi. Hani önemli bir konu herhalde Kanada deneyimi ama iş bulma ihtimaliniz var Kanada deneyiminiz olmadan da. Bu da bir açıkçası bir umut ve şans gibi gözüküyor yeni gelenlere. Evet, kesinlikle. Çünkü her zaman için okula gidiliniyor, bir okul yoluyla geliniyor ama daha sonrasında ne olacak, nasıl bir şey bekliyor bizleri? Bilmiyoruz. Bunu da hali hazırda şu anda güncel olarak yaşayan biri varken onu da kesinlikle dahil etmek istedik sizler için de. Aklınızdaki soru işaretlerini olabildiğince bir yanıt olması için. Umarım keyifli bir video olur. Beğenirsiniz. Evet, tekrar merhaba. Bütün arkadaşları topladık. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videomuzda aslında Furkan'la konuşacağız daha çok. Çünkü kendisi daha yeni kalıp bitirdi ve bir işe girdi. Bu süreci bize anlatması ve buraya gelip işte okul okuyup daha sonra işe girmek isteyen kişiler için bir fikir sunması açısından biz faydalı bulduk. Şimdi ben buraya Seneca ile geldim. Seneca Koleji burada yani hatır sayılır kolejlerden biri. Aralık 2020'de geldim. İşte Ocak 2021'de de ilk dönemime başladım. Kendi seçimimden ötürü ben işte kış, güz, yaz, bir daha kış okuyarak bu sene işte geçtiğimiz hafta Cuma günü mezun oldum. Bitti. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Haftaya Cuma işte notlar açıklanacak. Belli olacak. İşte önümüzdeki bir ay içinde de official transcript'i, işte bu postgraduation work permit'e başvururken ihtiyacımız olan bir mektup var. Okul onu da hem önce mail olarak gönderiyor hem de aynı zamanda şey e-mail olarak gönderiyor. Aynı zamanda da mail olarak eve gönderiyorlar ama e-mail zaten bize yetiyor hani. Postgraduation Work Permit'e başvurmak için. Onlar gelince de PGVP'ye başvurup işte mevcutta hala hazırda girdiğim işime full time olarak devam edeceğim. Ha şu anda da zaten full time çalışıyorum artık, okulum bitti. Bunu işte başvurduktan sonra hani burada artık hakkım var. Ben burada vizem açıklanana kadar ve açıklanan vizemin sonuna kadar full time çalışabilirim gibisinden devam edeceğim. Bina Sistemleri Mühendisliği Teknisyenliği okudum burada da. Hem geçmişimle yani Türkiye'deki iş deneyimimle bağlantılıydı hem de bunu hani Kuzey Amerika'da nasıl yapabilirimin işte akademik olarak ya da işte okul bazında öğrendiğimdi. Daha sonra da şu anda mevcutta işte çalıştığım işe gireli bir 10 gün oluyor. Proje koordinatör olarak bir firmada başladım. Yine aynı inşaatla alakalı ama işte Kuzey Amerika sistemine göre burada belki daha önce görmüşsünüzdür videolarda ya da Ziya ile Kumsal bahsetmiştir işte kondo ya da apartman diye bahsettiğimiz tarzda yerler var. Bunlarda ev sahibi olayı yok. Bir company buraları yönetiyor, bir kiraya veriyor. Yani sahip tamamıyla bir company. Burada property management diye geçiyor. Bu property managementlar mevcut kiracılar daireleri boşalttıkları zaman o daireleri sıfırdan renove ediyorlar. Çalıştığım firmada hem o dairelerin sıfırdan renove edilmesiyle hem de bu tarz apartman ve kondoların sıfırdan yapılmasıyla ilgili bir firma. Benim şu anda mevcuttaki pozisyonum proje koordinatörü. Ben de 3 tane property management'ı bütün işlerini koordine ediyorum. Bütün renovasyon veya servis işlerini koordine edip işte sahada olay yürütmeyle ilgileniyorum. Hani durum tamamıyla bundan ibaret. Biraz da geçmişe döneyim. Hani Kanada'ya geldim, okulu nasıl bitirdim, o arada hangi işleri yaptım bunlardan da bahsedeyim.
Ben normalde hiç işe girmedim. Hani burada yasal olarak işte Tim Hortons'ta ya da Starbucks'ta, McDonald's'ta vesaire girmedim. Ben direkt Uber, Corner Shop, Instacart gibi çabuk bir şekilde online alıp istediğin zaman online ol, istediğin zaman online olma tarzında işlerde çalıştım. İlk geldiğim zaman Uber Eats yaparak başladım bisikletle. O zaman ehliyet alamıyorduk. Biz ilk geldiğimizde ben burada lockdown vardı. Ehliyet yerleri kapalıydı. Ehliyet almak neredeyse imkansızdı. Ehliyet aldıktan sonra da Uber driver olarak devam ettim. Uber driver'dan sonra zaten okul bitti. Çünkü Uber driver yaptıktan sonra diğer işlere dönmüyorsunuz. Okul bitti. Sonra da bu işi buldum. Bu arada Uber, Corner Shop ve Instacart gibi işlerle halihazırda yanımızda devam eden bir arkadaşımız daha var. Bugün onun başına bir olay geldi. Bence o bize olayda bir paylaşsın. Evet arkadaşlar, merhaba. Ben Corner Shop'la kalabildiğiniz üzere. Çağrı abilerle birlikte video çekmiştik önceden. Ama başıma bugün kötü bir olay geldi. Siparişi götürdükten sonra hesabım kapatıldı dedi. Ama hesabımın nasıl kapatıldığını ve neden kapatıldığını bilmiyorum. Hangi sebepten dolayı. Corner Shop'a mail attık. Ama bana herhangi bir bilgi vermediler. Yani size bu konuyla ilgili bir açıklama yapamıyoruz dediler. O yüzden böyle bir sorun yaşadım ve şu an işim yok, işsizim. İşim yok dedi, Corner Shop hesabı yok. Yalnız diğer hesapları hala aktif, evet, istese çalışabilir. Evet. Ama kendine çok böyle benimsedi Corner Shop'u. Yani Yiğit denince Corner Shop. Corner Shop demiyorduk. Bir de gördüğüm kadarıyla hani eklemem gerekirse bu Uber, işte Corner Shop gibi uygulamalar aslında çok da güven duyulup böyle güvenilip gelinecek bir uygulamalar gibi gözükmüyor. Halihazırda şu an mesela Uber Driver'dan bahsettin. Uber Driver veya Lyft diye bir uygulama var. Burada GTA ya da City of Toronto denilen aslında parayı kazanacağınız yerde sürücü olmak için size bir lisans almanız gerekiyor. O lisans da şu an geçici olarak askıya alındı. Yani gelip o lisansı alamıyorsunuz ve aslında driverlık da yapamıyorsunuz. Sadece dağıtım, paket alıp verme, teslimat yapabiliyorsunuz. Bunu düşünenler için aslında bir gözden geçirmesi gereken bir konu. Ve dediği gibi Yiğit'in de hani bir anda kapanabiliyor. Kapandığı zaman ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve karşınızda bir muhatap da genelde bulamıyorsunuz. Ya da bulduğunuzda da size detaylı bir açıklama sağlayamıyor. Yani siz de ona göre hani bir önlem alıp gelemiyorsunuz. O yüzden bence iş konusu Uber'e ya da Corner Shop'a çok güvenmeyin. Daha böyle sağlam işler bulunmasında bence yarar var diye düşünüyorum. Belki de biz geldiğimizde koronanın etkilerinden falan hani çok rahat bir şekilde hesaplarımızı açtık, çalıştık. O zamanlar hani insanlar çok dışarı çıkamıyordu. Herkes eve sipariş ediyordu. Ya da işte ben Uber Driver'a başladıktan sonra işte lockdownlar kalktı. Yavaş yavaş böyle mekanlar işte kısıtlı kapasiteyle açıldı. Belki de insanlar bunun heyecanıyla artık Uber'e yardımlar. Bir şans mı desek bilemedim hani nasıl adlandırsak ama şu anda evet yani piyasada bir kuruluk sezonu evet. Başladı denilebilir. Ben de arkadaşlarımdan duyduğumda bu. Evet, Uber bu yönde biraz maalesef hem sipariş alımı hem diğerleriyle ilgili biraz düşüş var diye söyleniyor. Bunu da dipnot olarak size güncel bilgi paylaşalım istedik. Ya ben aslında buraya geldiğim günden beri iş başvurusu yapıyordum. Yani ilk günden beri iş başvurusu yapıyordum. Hani olur iş teklifi alırsam okulu bırakırım, firmayla konuşurum, işte sponsor olurlar öyle kalırım tarzında da bir düşüncem vardı ama çok fazla bir şey olmadı. Yani çoğu başvuru işte ya birinci interview'den ya da ikinci interview'den sonra hep böyle muallakta kaldı. İşte olumsuz geri dönüş aldığım var, hala geri dönüş almadığım var, pozisyonun hala açık olduğu firma var. Üstünden bir yıldan hatta falan fazla da geçti. Ama bu iş nasıl oldu? Ben normalde aynen şimdi Kanada'da rezüme dediğimiz bir olay var ve bu hakikaten her şeyden farklı yani. Mesela Türkiye'de çalıştığımız işleri burada örnek vereyim sen de biliyorsundur. Biz bir kişiydik ama yani iki ya da üç kişilik işi tek seferde yapıyorduk. Hani bunu böyle bir CV ya da rezüme hazırlayınca burada buna pek inanmıyorlar. Bir insanın bu kadar çok işi yapabileceği onlara doğru gelmiyor. Ben de bunu böldüm. Proje çizimi yaptığım şeylerde sadece designer gibi bir CV hazırladım. Saha mühendisi olduğum yerde sadece saha mühendisinin yaptığı işleri anlatan bir CV hazırladım. Ya da gidip bir projeyi elektrik olarak baştan sona yönettiğim işlerde de sadece bunu anlatan ve bunun görev tanımlarını burada yapan bir CV hazırladım, rezüme hazırladım. Bunu da bir web sitesi kullanarak yaptım. Web sitesinin avantajı şuydu. Sen işin title'ını girdiğin zaman burada o title'daki bir insan ne yapıyorsa
sana onları sunuyor. Sen onların arasından hangisini yaptıysan seçip atabiliyorsun. Yani ben bunu yaptıktan sonra aslında kısaca herhangi bir şekilde şu işi yaptığımı İngilizceye çevirmedim. Onun direkt buradaki karşılığını bulmuş oldum. Zaten bunu yaptıktan sonra güzel geri dönüşler almaya başladım. Ama bu firmaya girmemdeki en büyük etken, burada tanıştığım bir elektrik mühendisi arkadaşım o firmada çalışıyordu. İşte arkadaşımın bana avantajı ne oldu? Ben CV direkt işte yapay zeka ve insan kaynakları kısmına geçti. Ben direkt teknik interview olayına girdim. Birebir de yani Covid'den sonrasında bir yüz yüze de görüşme imkanım oldu. Ondan sonra anlaştık. Zaten firmalar bizi isteyince anında o anda bile sana tamam hadi işte gel başla tarzında şey oluyor. Daha sonra kontrol yani gel başla gibi olmuyor da işte sen bir fiyat aralığı söylüyorsun. Onlar sana belli bir fiyatla işi teklif ediyorlar. Sen de diyorsun ki tamam ben teklifini kabul ettim başlıyorum. Ya da işte maaşımı ya da yan haklarımı beğenmedin. Kendin bir işte hani ben bu maaşı beğenmedim düzeltme olur mu ya da hani kabul etmiyorum tarzında bir şeyle geri dönüş olabiliyor. Benim ilk işim olması açısından bir de malum bu Canadian Experience Class üzerinden Express Entry'ye girmem için o bir yıllık o işte NOC 0AB kodlarından birinde çalışmam gerekiyordu. Bu açıdan kabul ettim. Ha fiyat kötü müydü? Değildi. Sonuçta evet geçmişte Türkiye'den gelen bir deneyimim var ama burada hani bu sıfır varsayalım. Başlangıç için çoğu burada büyüyüp okuyan insandan üst seviyede bir ücretle de başladım denebilir. Hani olay tamamıyla böyle. O arkadaşımın CV'mi direkt işte insan kaynakları kısmını atlatıp da teknik interview kısmına geçirmesi bana direkt kendimi insanlara anlatma şansı verdi. Tabii bunun avantajı okulumun bitiyor olmasıydı. Okulumun tecrübemle bağlantılı olması ve okulumun yapacağım işle de biraz hani bağlantılı olması bana avantaj sağladı. Durum hani bu şekilde buldu. Yani açıkçası hep videolarda da bahsettiğimiz daha önceden. Hemşehriniz bizi rahatsız ediyor arkadan kuyrukla. Okul herkes geliyor bir okulla bitirip işte burada daha sonraki süreçte nasıl bir vatandaşlık ya da oturum uzatma durumu olur diye soru işareti kalmaması açısından hazır güncel bir bilgiyi paylaşalım istedik arkadaşımızla birlikte. Aynen. O da sağ olsun kırmadı. Bu süreci buraya kadar anlattı detaylı bir şekilde. Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Bundan sonra artık işte bir yıl bekleyeceğim. Yani bir yıl ya da işte 1560 satam hani zaten bir yıl oluyor. Okul işte 22 Nisan'da bitti. Notlarımın 29 Nisan'da açıklandığını varsayalım. 1 Mayıs diyelim. Önümüzdeki yıl 1 Mayıs itibariyle Kanada'da bir yıllık deneyimim var. İşte belirli kodlarda proje koordinatörü olarak. Bunu kullanarak bunu işte Express Entry dosyama ekleyeceğim. Mevcutta bir dil puanım var ama onu da hani öyle Kanada'nın bakayım. Kendi seviye standartındaki en yüksek ya da en yükseğe yakın bir seviyeye çekeceğim ki puanımı biraz daha fazla arttırayım. Hı. İşte okuldan gelen puan, işten gelen puan, dilden gelen puan, bir de geçmişten gelen puanla havuza gireceğim. Havuzdan da yapılan çekilişlerde artık benim puanımın da içinde olduğu bir çekilişe denk geldiğim anda bir davetiye gelecek. Davetiye geldikten sonra o davetiye göre başvuru yapıp PR sürecinde böyle başlatacağız. Ondan sonra bakanın demesine göre artık en şey işlem 6 ay sürecekmiş. Evet, öyle varsayarsak başvuruyu yaptıktan 6 ay sonra da PR'ımız onaylanacak. Sonra da vatandaşlık kısmetse ona saymaya başlayacağız. Evet. Bakalım durum bu yani. Arkadaşımızın deneyimlerini paylaştık. Umarım bilgi verici, yararlı bir video olmuştur. Kanada'da iş bulmak, biz kendisi için de çok sevindik. Güzel bir duygu. Umarım sizler de rahat ve kolay bir şekilde işlerinizi bulursunuz. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimizden geldiğince sizlerin de faydalanabileceği içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bizi desteklerseniz, kanalımızı beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Yorumlarda istediğiniz bir video varsa bize muhakkak bahsedin, çekmeye çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, keyfiniz bol olsun.